Akıllı Para'dan herkese merhaba efendim. Bugün Cumhur Örnek yerine sizlere ben eşlik edeceğim. Başlıyoruz. Bu bölümde önce biraz girizgah yapalım ve ardından Avrupa borsaları ve Norsiyem'den bir görüş alacağız. Ve Doktor İsmet Demirkol bizlerle olacak yayın boyunca diyelim ve başlayalım. Biliyorsunuz ABD-Çin arasındaki gerginlik devam ediyor konsolosluklar üzerinden. Geçtiğimiz hafta kapanış yapmadan önce yine bir gelişme vardı. Özellikle tabii üstündeki Çin konsolosluğuna ABD'li yetkililerin baskın yaptığı bir geldi. İşleri iyiden iyiye gerilmiş durumda. Bir yandan dolar endeksi zayıflama trendini sürdürüyor ve altında ciddi bir rally var. Bugün gün içerisinde hatta sabah saatlerinde diyelim sabah 6 sularında tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu altın tarafında. Bunu da değerlendireceğiz tabii ki. En çok konuştuğumuz konu tabii küresel piyasalarda bu ama bir yandan da koronavirüs vaka sayısı artış gösteriyor. Ciddi anlamda rakamlarda yükseliş trendi devam ederken İspanya ile İngiltere arasında gerilmeye yol açabilecek bir haber akışı da geldi. Nitekim İngiltere İspanya'dan gelen turistlerin şu an için karantina altına alınması 14 gün neticesi. Böyle bir karar alındı ve bu da etki edecektir muhakkak turizm tarafında. Avrupa'daki turizmle ilgili son durumu da konuşacağız. Bir yandan İspanya'dan da bağlantımız olacak. Şimdi önce Ceren Dilekçi'ye dönelim. Avrupa'daki son durumu ve bu haberin detaylarını Ceren'den alacağız. Ceren hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum? Bir yandan Avrupa borsalarındaki algı da bozuldu değil mi? Evet Gözde, İspanya'dan Çin'e kadar artan vaka sayılarının etkisiyle dünyada pandemide ikinci dalga endişeleri yeniden piyasalar cephesinde artmış durumda. Özellikle senin de az önce dikkat çektiğin gibi İspanya'da vakalarda çok hızlı artış yaşanıyor ve bugün yetkililer Katalonya'da durumun oldukça ciddi olduğu uyarısını yaptılar. İngiltere'de hafta sonu son dakika kararıyla İspanya'dan dönen vatandaşlar için 2 hafta karantina uyguluyor. Hem turizm sektöründen hem de havayolu şirketlerinden ve vatandaş deniyor yetkililer arasında bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bugün virüs endişeleriyle İspanya borsasının Avrupa'nın genelinden negatif ayrıştığını görmekteyiz. Çünkü İspanya borsasında %1,5 civarı düşüşler hakim. Bunun yanı sıra Almanya'da da vaka sayılarındaki artış artmış durumda. Her eyaletinde tarlada çalışan 174 işçide virüs tespit edilmesinin ardından işletme karantina altına alındı. Yani Almanya'dan gelen vaka sayıları da dikkatle takip etmeye devam ediyor Avrupa piyasaları. Bunun yanı sıra veriler cephesine baktığımız zaman bugün Almanya'dan IFO İş Dünyası Güven Endeksini gördük. Temmuz ayı verisiydi. Bu nedenle önemliydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 2018 yılından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti endeks. 97 değerini aldı. Bu da bir miktar iyimserliği artırmış ve Almanya borsasının görece biraz daha sağlam durmasına neden oluyor Avrupa piyasalarında. Bilançolar cephesine baktığımız zaman ikinci çeyrek bilançolarını takip ediyoruz şirketler cephesinden gelen. Bugün İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair bilançosunu açıkladı. Özellikle salgın nedeniyle havayolu şirketleri çok büyük zarar görmüştü. Bu nedenle sonuçlar merak edilmekteydi. Ve şirket Nisan ile Haziran ayı döneminde 185 milyon euro zarar ettiğini duyurdu. Fakat şirketin yaptığı uyarı daha da önemliydi. Çünkü mali yılın geri kalanının oldukça zor geçeceğini belirttiler. Ve yılın geri kalanında yolcu trafiğinde %60 oranında düşüş beklediklerini söylediler. Bu açıklamaların ardından Ryanair hisseleri %4 civarı değer kaybediyor. Pozitif gelen bilançolar cephesinde ise teknoloji şirketi SAP salgının etkisine rağmen ikinci çeyrekte karını %55 oranında artırmayı başardı. 1.3 milyar euroya çıkardı. Bu iyimserlikle birlikte hisseleri %2 civarı değer kazanıyor. Bugün ilaç şirketleri cephesinden gelen haberlere baktığımız zaman Moderna geliştirdiği aşının son aşama testlerine başladığını duyurdu ve aşı 30 bin denek üzerinde denenecek. Bir haberde bugün İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'dan geldi. AstraZeneca, Japon Daiichi Sankyo ile 6 milyar dolarlık işbirliğine gittiğini duyurdu ve işbirliği kapsamında yeni kanser ilacı geliştirilecek Gözde. Avrupa Ajansı'nda öne çıkan noktaları paylaştım. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için ve şimdi bir rakamlara göz atalım. Ceren'in bıraktığı yerden ekrana gelsin rakamlarımız efendim. Bir yandan tabii Ceren de dediği gibi özellikle hem koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi hem de ABD-Çin arasındaki gerginlikten bahsediyoruz genel hatlarıyla. Borsa İstanbul tarafında olumlu
pozitif fiyatlama olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz haftanın da algısı zaten biraz bu yöndeydi biliyorsunuz. Borsadan 2.0'da atılmış oldu. Sabah saatlerinde saat 10'da piyasanın açılmasıyla birlikte bundan sonra 1199 puan seviyesi sonrasında 1200 puan seviyesinin kırılması konuşuluyor piyasalarda genel olarak. Dolar TL üzerinde şu anda fiyatlamalar çok etkileyecek bir haber akışı yok. Zaten 6.85 seviyeleri bir süredir takip ettiğimiz seviyeler. Euro TL'ye baktığımız zaman 8.04.64 olarak fiyatlamaları görüyoruz. Euro dolar paritesinde de 1.17.45 seviyesini gördük. Dolar endeksinin ciddi anlamda gevşediğini söyleyelim. Küresel piyasalarda bugün tam anlamıyla altının hızlı bir yükselişi ve dolar endeksinin gevşemesi konuşuluyor. Tahvil piyasasına baktığımız zaman 2 yıllık tahvilde 10.57, 5 yıllıkta 11.27 ve 10 yıllıkta 12.16 olarak fiyatlamaları görmekteyiz. Avrupa borsalarını az önce konuşmuştuk. Ceren'in de dediği gibi bir yandan tabii turizm hisselerinin öncülüğünde Avrupa borsalarında bir geri çekilme var. Çünkü son olarak artık ülkeler acaba birbirleriyle sınırları kapatır mı, bunlar konuşuyor. Bir yandan da tabii İngiltere tarafından İspanya özelinde alınan bir karar konuşuluyor. Karantina uygulanması meselesi. Bugün borsalar genel hatlarıyla negatif, ancak Alman borsasının da pozitif ayrıştığını söyleyelim. Londra'da 0.12'lik bir geri çekilme var. Fransa tarafında 0.15'lik. Almanya'nın 0.29'luk yükselişini görüyoruz. İtalya'da da yine sınırlı bir geri çekilme var. Bunu da söylemiş olalım. ABD borsalarına bakalım. Vadelilerde işlemler devam ederken Dow Jones Endeksine bakıyoruz. 0.44'lük yükseliş görüyoruz. Nasdaq tarafında %1'e varan ve S&P tarafında da yarım puanlık bir yükseliş trendi devam ediyor. Son olarak BMT cephesinde ekrana getirirsek altındaki son duruma bir göz atalım. 1937 dolar altının onsu. Şu anda %1.89'luk yükseliş trendi var. Sabah saatlerinde biraz petrol tarafında geri çekilme vardı. Orada da bir toparlanma görüyoruz. An itibariyle uzunca bir süredir gördüğümüz 40 dolarlı seviyelerin devam ettiğini de söyleyelim. Ve Norsiyem'e döneceğiz. Tuba Özay bizlerle olacak, araştırma birim müdürü. Tuba Hanım, hoş geldiniz. Bugünün genel temasını çizdim ama sizin özellikle aktarmak istediğiniz neler var? İçeride piyasa pozitif. 2-0 atıldı Borsa İstanbul'dan. Yorumlarınızı alacağım. Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Bugün yeni fiyatlamalara, yeni seviyelere alışmaya çalışıyoruz. 1199 seviyelerinden işlem görüyor ve küresel piyasalardan aslında Avrupa piyasalarından daha pozitif ayrıştığımız bir gündeyiz. Sabah saatleri itibariyle 1203 seviyelerini test ettik. Endekslere baktığımızda da bankacılık hariç diğer endekslerin teknoloji endeksi önderliğinde BIST 100'ün de karlılığını devam ettiğini görüyoruz. Keza sanayi endeksinde ve inşaat endeksinde de toparlanma söz konusu. Zaten geçtiğimiz haftalar itibariyle de bugünün 1200'leri, geçtiğimiz haftaların 120 bin seviyeleri önemli seviyeler olarak ön plana çıkmaktaydı. Endekste hala bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki küresel piyasalardaki gelişmeler önemli olmaya devam edecek. Bir tarafta Avrupa tarafında salgında ikinci dalga endişeleri, diğer tarafta ABD'de Çin ile yaşanan gelişmeler ve gerilim piyasaları biraz baskılamaya devam ediyor. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dolar endeksinde sert bir düşüş var. Şu an itibariyle trendi test ediyor. Ancak bu trendin kırılması halinde dolardaki geri çekilmenin devamını, endeksteki dolar endeksindeki geri çekilmenin devamını görebiliriz. Bugün itibariyle baktığımızda gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz ama TL burada biraz daha negatif ayrışıyor. TL'de o güçlenme söz konusu şu an itibariyle yok. 6.85 seviyelerinde hala fiyatlamalar devam ediyor. Yurt dışı tarafta da bu hafta çarşamba günü enflasyon raporu haricinde herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Diğer taraftan Euro-Dolar paritesinde geçtiğimiz haftalar itibariyle 1.15 seviyelerin kırıldığını görmüştük. Burada da gerek Avrupa Birliği'nden gelen son teşvik paketinin Euro'yu desteklemesi, gerek de dolar üzerindeki baskının devam ediyor olması nedeniyle paritede yükselişi görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de 1.20 seviyelerin test edildiğini görebiliriz bu bağlamda. En çok dikkat çeken aslında kıymetli metaller. Ons ve gümüşte yaşanan yükselişlerdi. Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta başlangıcı itibariyle 1940 seviyelerin üzerine varan yükselişler gördük ons tarafında. Burada gerek COMEX piyasasında gerek de ETF'lere baktığımızda son zamanlarda talebin oldukça arttığını görüyoruz.
Diğer yandan risk iştahının artması, ABD Çin geriliminin artması, kıymetli metalleri olan güvenli talep, güvenli liman arayışını da destekliyor. Bu noktada hala trendin yukarı yönlü olduğunu söylemekle birlikte çok sert yükselişler sonrası bir kar realizasyonu görebiliriz. Hem altında hem de gümüş tarafında. Altında 1950 seviyelerini test edeceğiz. Ancak ana trendin hala hem altında hem de gümüşte yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta önemli yurt dışından FED tarafından açıklanacak faiz oranları verisi ve FOMC toplantısından gelecek açıklamalar önemli olacak piyasalardaki fiyatlamaların devamı için. Peki Tuğba Hanım, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Tuğba Özay bizlerle de efendim ve devam edeceğiz. Şimdi bir haberimiz var. Az önce aslında Ceren'den Avrupa'daki gelişmeleri alırken biraz bahsetmiştim. Yani İngiltere'nin şu anda hali hazırda duyurduğu haberden bahsediyoruz. İspanya'ya bir karantina kısıtlaması uygulayacağını söyledi. Dolayısıyla Avrupa'da acaba bunun devamı gelir mi? Tabii turizm hisselerinde sert geri çekilmeler görmüştük. Haberi izleyelim, üzerine konuşacağız. Avrupa'da salgın dolayısıyla yeni seyahat önlemleri getirilmesi, turizm sektörüne dair toparlanma umutlarını büyük ölçüde azalttı. Haberlerin etkisiyle turizm sektörü şirketleri haftaya sert düşüşle başladı. Düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet'in hisseleri %13 gerilerken, tur operatörü TUI hisselerindeki düşüş %15'i buldu. Son dönemin en dikkat çeken ülkesi İspanya oldu. Ülkede vakaların artmasıyla İngiltere, bu ülkeden dönen kişilere 2 hafta karantina uygulayacağını duyurdu. İspanya salgın öncesinde her yıl yaklaşık 18 milyon İngiliz turisti ağırlıyordu. İngiltere hükümetinin aldığı karar turizm şirketleri TUI ve Travel Supermarket tarafından eleştirildi. İki şirkette kararın sektöre çok büyük zarar vereceğini savundu. Öte yandan Fransa'da vatandaşlarına İspanya'ya gitmemelerini şiddetli bir şekilde tavsiye etti. Fransa ayrıca Avrupa Birliği dışından gelen ziyaretçilere zorunlu test uygulanmasını değerlendiriyor. Almanya'da benzer bir uygulamayı değerlendiriyor. Evet, şimdi konuyla ilgili bir görüş alacağız. Telefon attığımızda Bloomberg muhabiri Charles Pente olacak. Madrid'den bağlanıyor kendisi. Yerinden bilgi alacağız efendim. Hi Charles. Merhaba Charles. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Artan sayılar daha fazla önlemin uygulanmasına sebep olur Avrupa'da. Son durumu anlatabilir misiniz İspanya ile alakalı? İspanya'daki son durum şu. Biz şu an bir artış olduğunu gördük COVID vaka tarafında. Çok büyük oranda bir artış oldu aslında. Sürekli artıyor. Ve İngiliz hükümeti de zaten şimdi İspanya'dan gelen kişilerin eve geldiklerine, ülkeye geldiklerine karantina uygulaması gerektiğini söyledi. Bu İspanya'daki turizm endüstrisine çok büyük bir darbe indirmiş oldu. Çünkü bu duruma nasıl tepki vereceğini anlamaya çalışıyor İspanya'da şu an için. Pekala, İspanya'da neler oluyor ve bu olan şey AB'nin turizm sektörüyle alakalı bir şey anlatabiliyor olabilir mi? Bize ne söylersiniz? Bazı belli başlı bölgelerde daha fazla endişe olduğunu görüyoruz. Katalonya tarafında mesela da kuzey bölgesinde bu taraftaki vakalarının daha yoğun olduğunu görüyoruz diğer noktalarla kıyaslandığı zaman. Tabii diğer yerlerde de artış var vaka sayılarında, ancak Katalonya tarafında çok ciddi bir şekilde fırtınanın merkezi gibi bir durum var. Bölgesel zaten o taraftaki yönetici bu sabah bir açıklamada bulundu. Çok kritik olabileceğini söyledi bu sabah yaptığı uyarıda, bu sabah yaptığı açıklamada. Bu durum bölgeyi en fazla vakaya sahip olan, vaka sayılarında Mart'tan beri en fazla artış yaşayan bölge noktasına getirebileceğini söyledi. Katalonya'dan bahsediyorum hala. İspanya'da vakalar çok fazla artıyor. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Şu an İngiltere hükümetinin aldığı karar İspanya ile alakalı olan hala çok kötü, çok kötü bir şekilde karşılandı ve İngiliz yetkilileri şu an ikna etmeye çalışıyorlar aksini yapması için. Biraz daha bu kısıtlamaları rahatlatması için onları ikna etmeye çabaları var. Pekala, piyasalar nasıl tepki veriyor bu habere? Piyasa tepkisinde tabii ki sabahtan beri birçok şey yaşandığını görüyoruz. Otel zincirleri tabii ki etkilendi. Piyasalar, hisse piyasaları etkilendi. Aşağı yönlü hareketler geldi piyasalar açıldığında. Ve şu an hala tepkinin verildiğini görebiliyoruz.
Bu haberler tabii ki doğal olarak negatif karşılandı. Charles, bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Evet efendim, şimdi bir haberimiz daha var. IFO Başkanı Clemens Fuß tarafından bir yorum geldi. Almanya iş dünyası güveninde artış görülse de belirsizliklerin hala yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Sayın Fuß, genel olarak baktığımız zaman son gelen hem Almanya'dan hem de geniş anlamda Euro bölgesinden gelen son veriler daha iyi bir yavaşlama olduğunu size düşündürüyor mu? Ya da beklentiden daha az kötü bir yavaşlama olduğunu size düşündürtüyor mu? Bu kesinlikle olumlu bir veri tabii ki. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor ki bu verinin iki bileşeni var. Sizin de söylediğiniz gibi bir tanesi beklenti tarafı ve bir tanesi tarafı da mevcut durum. Bizim şirketlerin söylediği şey mevcut durumla alakalı. Duyduğumuz şey çok kötü. Tamam, biraz artış var ancak şirketler bunu çok düşük seviyelerde söylüyorlarsa, çok kötü bir durumda biraz iyileşme var diyorlarsa, artış var diyorlarsa bu normal bir durumda olmaktan farklı bir şeydir. Yani bu sürpriz değil tabii ki. Şu an çok fazla şirket işlerin iyileştiğini söylüyor. Çünkü çok düşük seviyelerden işe başladık. Ancak hala bu olumlu bir işarettir ve bir toparlanma yolunda gideceğimizi düşünebiliriz. Bunu bekleyebiliriz. Pekala, Alman hükümetinin ek teşvik sağlayacağını düşünüyor musunuz sonbaharda? Bu ekonomi nasıl ilerleyecek ona bağlı. Sonbahara kadar neler olacak ona bağlı. Mevcut durumda aynı şeyi yapmayacaklardır. Ek bir teşvik sağlamayacaklardır. Salgında belki daha fazla şey görebiliriz sonbaharda. Daha fazla şey olabilir. O yüzden neler olacağını bilmiyoruz. Ancak insanlar şu an dışarı çıkıp harcama yapmayacak diye bir endişe vardı. Ancak şu an insanların dışarı çıktığını, harcama yaptığını görüyoruz. Tüketicilerin harcama yaptığını görüyoruz. O yüzden tüketici talebi de biraz toparlanıyor. Şu an o taraftaki endişeler, ilk endişelerimiz ortadan kalkıyor. Ancak sonbaharda ne olacak bilmiyoruz. Oldukça yüksek bir belirsizlik var. Pekala, Avrupa Merkez Bankası'nın ekstra olarak yapabileceği bir şey var mı? Ya da hedefli olarak bir şey yapabilirler mi? Ben Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla teşvik sağlayacağını düşünmüyorum şu an için. Bence Avrupa Merkez Bankası da ekonominin toparlandığını görüyor. Ancak zorluk şu ki sanıyorum ki çok kolaylıkla ele alınamıyor. Mesela ABD'de olan gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası'nın bu konuda yapabileceği çok az şey var. Mesela diğer bir sorun da araç endüstrisinde yaşananlar. Toparlanma çok yavaş ve ben Avrupa Merkez Bankası'nın bu sorunları da ele alabileceğini düşünmüyorum çok kolaylıkla. Zaten çok fazla teşvik var. Sanırım Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı şey bu teşviğin sonuçlarını görmek. Tabii ki sonbaharda işler kötüleşirse de her an harekete geçmek için hazırlar. Pekala, ikinci dalga için Almanya'yı vurması için şirketler sizin nasıl endişelerini dile getiriyorlar? Sermayesi için, sermaye harcamaları için ya da istihdam durumunu etkiliyor mu? Firmalar şu an için hala durumun kırılgan olduğunu düşünüyor ve iş gücünü daha da indirmeyi düşündüklerini söyleyebilirim. Yani iş piyasasına tamamen bir geriye dönüş olmuyor. Fakat genel iş durumuna bakacak olursak tabii ki şu an siparişlerin biraz daha akmaya başladıklarını, biraz daha iyileştiğini görmeye başlıyorlar. Bariz bir ortada dengeleme var, ancak krizin ötesinde insanlar olsun, şirketler olsun şu an herhangi bir şekilde istihdam yaratılmıyor. Hala bekleme durumu var. Pekala, ABD ve Çin arasındaki gerginlik Alman ekonomik moralini, altını oyuyor mu? Tabii ki Almanya'daki yöneticiler ABD ve Çin arasındaki şeyi gözlemliyor. Bu durum yeni bir şey değil. Bu sorun bir süredir var zaten. Bu krizle birlikte bu gerginliklerin de azalmasını umuyorduk. Ancak bu süre gelen bir endişe. Fakat aynı zamanda Çin'deki ekonomi de toparlanıyor. Ve aynı şekilde de Çin'in Alman mallarına olan talebi de toparlanıyor. Çin şu an için olumlu faktörlerden bir tanesi. Tabii ki bu gerginlikler bir problem. Fakat bunun çok büyük bir sorun olduğunu ya da yeni bir yoldaki problem olduğunu, bu şekilde görüldüğünü sanmıyorum Alman şirketleri için. Akıl Para devam ediyor. Şimdi Doktor İsmet Demirkol bizlerle olacak. Pariterum Eğitim Danışmanlık Kurucusu. İsmet Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Gözde, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun, başlayalım. Şimdi özellikle tabii bugünün gelen verileri üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Temmuz'da sektörel güven endeksinde ciddi bir toparlanma var. Bir haberi izleyelim, ardından üzerine konuşacağız. Temmuz'da sektörel güven endekslerindeki toparlanma ivmesi devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz'da hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre %20.2 artış kaydederek 66.7 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetler olan talep alt endeksi %36.5 artarak 55.2 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %2.9 artarak 90.3 oldu. Perakende sektörü güven endeksi Temmuz'da aylık %9.6 arttı. Sektörde mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2.9 azalarak 110.4 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar beklentisi alt endeksi ise %7.3 artarak 103.9 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise Temmuz'da aylık %11.6 artış gösterdi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %25 artarak 73.9 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3.4 artarak 100 değerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sektörel güven endeksi rakamlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada verilerin sevindirici olduğunu söyledi. Ekonominin yeniden yükseldiğini belirten Albayrak, ekonomi üzerinde yapılan kötümser tahminlerin yine boşa çıkacağını söyledi. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle Nisan ayında sektörel güven endeksleri tarihi dip seviyeleri görmüştü. Evet İsmet Bey, bunun üzerine konuşacağız tabii biraz. Haberde de dediği gibi Nisan'da en kötü verileri görmüştük. Özellikle toparlanmanın nasıl olacağına dair hani fikir alışverişi yapıyoruz. Acaba devamında ne görürüz, ne dersiniz? Başta olmak üzere Türkiye'de dipten toparlanma başlamıştı. Fakat 100 yılın sağlık krizi olan pandemi COVID-19 sonrası özellikle Şubat, Mayıs aylarının kapalı olması hem sanayide hem hizmet tarafında dolayısıyla sektörel güven endekslerinde tarihi dip dalgaları da gördük özellikle Nisan. Haziran sonrası normalleşmenin başlamasıyla hafif de olsa toparlanmayı görüyoruz. Burada özellikle Şubat ve Haziran arası satılmayan konut, otomotiv veya ertelenen üretilen hizmet maliyetlerinin şu an satışa sunulması ve önümüzdeki süreçteki beklentilerin de olası Avrupa Merkez Bankası'nın da parasal genişlemeye katkısıyla beraber, sermaye girişlerinin Türkiye'ye katkısıyla beraber önümüzdeki süreçte Türkiye'deki talebin yurt dışı bağlantılı devam etmesi durumunda da artışın devam etmesini görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da güven endekslerinin toparlanmanın devam edeceğini görebiliyoruz. Bir yandan tabii kapasite kullanım oranını takip ettik. Orada da bir yükseliş trendi var. Sanayi üretimi tarafında acaba nasıl sirayet eder, ne dersiniz? Şimdi olayı şu açıdan bakalım. Türkiye'nin en yakın komşusu Avrupa şüphesiz. Özellikle Eurodolar paritesinin 1.17-1.18'lere çıkmasında 750 milyar liralık özellikle 390 milyar eurosu bunun kurtarma paketinden gelecek hibe. Bunların olması durumunda Türkiye-AB ilişkilerindeki yakınlaşma sanayi üretimine çok olumlu katkı sağlayacak. Keza paritenin özellikle artması, özellikle ihracatımızın euro ağırlıklı olması, ithalatımızın dolara bağlı olması sebebiyle şu an kısa vadede paritenin yükselmesi bizim sanayi üretimimizi önümüzdeki aylardan itibaren sağlıklı olarak güçlü kalmaya devam edecek. Yeter ki düşük dolar kuruna göre maliyetlerimizi minimize ederek önümüzdeki süreçteki pazar paylarımızı hem euro bölgesinde hem de dolar bölgesinde arttırmamız gerekiyor ki 2021'e daha güçlü bir Türkiye, özellikle sanayi ve tarımda daha güçlü bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaşalım. Evet, şimdi tabii Avrupa'daki toparlanmadan bahsettiniz. Avrupa Birliği fonu geçtiğimiz hafta en önemli konuydu konuştuğumuz. Tabii orada ciddi bir hani toparlanma emaresi henüz alamıyoruz ama orada da dediğiniz gibi PMI'lerde hani sınırlı da olsa yükseliş trendi devam ediyor. 50 eşik seviyelerin üstüne gitti. Ve bundan sonrası için hani şu anda mesela hali hazırda konuşulan ikinci dalga mevzusu ve mesela şu anda aldığımız haberler orada bazı bölgelerde mesela İngiltere'nin bugün İspanya'ya uyguladığı hani turizm tarafında belki hani etki edecek olan bir husus ama tabii insanın aklına geliyor. Acaba bundan sonrası devamı gelir mi? Avrupa Birliği'nde bunun devamını görür müyüz? Yani Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir mevzu. Ne dersiniz? Pandemi ile ilgili kontrollerin olmaması,
ne yazık ki rekabeti de engellediği dolayısıyla ülkelerin içe kapandığını görüyoruz. Yerelleşen ve dünyaya gidiyoruz. Muhtemelen ikinci dalga olacak gibi gözüküyor. Ancak buradan en hafif şekilde atlatmak için özellikle Euro bölgesinin parasal genişlemeye katkısı, ülkelerin kendi içinde dinamikleriyle en azından birinci dalgaya göre mutasyona uğraması düşünce göreceğimizi beklemiyorum. Evet, hafif de olsa bir geriye dönüş olacaktır fakat biri hazırda. Bugün Kuzey Yarımköre'de %90 nüfus olduğunu görüyoruz ki özellikle kış aylarına gireceğimiz yaklaşık 4-5 ay var. Dolayısıyla ikinci dalga olsa bile Aralık 2020'ye kadar Kuzey Yarımköre'nin %90 nüfusu olacağı için daha hafif atlatacağımızı ben beklenti olarak görüyorum. Evet, şimdi Euro dolar paritesini tabii konuştunuz. Bir yandan Türkiye için olumlu bir emare. Burada parite de ne görebiliriz? Yani bir süredir biliyorsunuz dar bir bantta sıkışmış Euro dolar paritesinden bahsediyorduk ve dünyada tabii dolar endeksinin hep güçlü olduğu bir algı vardı. Özellikle hani dünyada bu COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte nakitte kalmak isteyen yatırımcıların işte her ne kadar borsalarda da trendin yukarıya gittiğini görmüştük ama bir dip seviyesi gördük Mart ayında. Ondan sonrası yine yükseliş trendi devam etti. Ancak tabii hani borsalar yükselişini sürdürürken dolar endeksinin de güçlü kaldığını görüyorduk ama temanın biraz değiştiğini görüyoruz. Şimdi algı olarak zaten Euro dolar paritesinde de bir yükseliş var. Bu trendin değişmesini neye bağlarsınız? Bir de tabii devamı gelir mi? Burada açıkçası hem 750 milyar euro artı Amerika ekonomisinin Avrupa'ya göre görele daha ekonomik olarak zayıfladığını görüyoruz. Özellikle pandemide ikinci dalganın Amerika'da daha güçlü gözükeceği. Aynı zamanda parasal genişlemeye rağmen özellikle Amerika ekonomisindeki toparlanmanın daha zayıf kalacağı beklentisiyle paritenin daha fazla arttığını görüyoruz. Dolayısıyla dolar endeksindeki açıkçası en fazla düşüşte bence en büyük etkinin Amerika ekonomisinin ekonomik toparlanmada geç kaldığını, bir başka ifadeyle pandemiyi çok iyi kontrol edemediği için daha erken açıldığından dolayı fiyatlandığını görüyoruz. Ancak ve ancak Kasım 2020 seçimlerinden sonra özellikle ikinci dalganın dünyanın genelinde yayılması, olası Çin'deki tedarik lojistikteki sıkıntılardan dolayı risk iştahının azalmasıyla beraber Amerika ekonomisindeki zaten hali hazırda 7 trilyon dolarlık bilanço genişlemesini de eklememiz durumunda dolar endeksinin talebin tekrar artacağını, dolayısıyla kısa vadede düşüş fakat orta ve uzun vadede dolar endeksinin tekrar 99-102 seviyelerini görebileceğimiz özellikle 2021 Mart ayı itibariyle belirtmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ihracat tarafında bizi olumlu etkileyecek bir unsur euro dolar paritesi, siz de hani söylediniz ama ihracat tarafında toparlanma için şimdi Avrupa'nın genelinde bir toparlanmadan bahsetmemiz gerekiyor. Bir de bir taraftan tabii turizm bizi etkileyen bir unsur olacak cari açık tarafında. En son biliyorsunuz Nisan'da zaten 5 milyarın üzerinde bir cari açık verilmişti. Bundan sonrası olarak hani trend olarak ne görmeyi beklersiniz? Çünkü turizmde ciddi bir açık var. Ve bundan sonrası için hani İngiltere, Rusya, Almanya ile belki kademeli olarak tekrar başlatılması konuşuldu. Ancak ne kadar hani etkili olur? Avrupa genelinde hani topyekün bir sınırların açılması gerekiyordu. Bunu bekliyorduk aslında biz. Ne dersiniz? Şimdi açıkçası burada olaya şu açıdan bakalım. Enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla şu an bizim turizm gelirimiz geçen sene 38-39 milyar dolar civarındaydı ki bu sene biz 5-6 milyar dolarla belki 8 milyar dolar artıyla kapatabileceğiz. Dolayısıyla 20 milyar dolar bir eksiyle başlıyoruz turizmde. Cari açıktaki beklentimiz ise yıllık bazda 18-20 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu olacak. Muhtemelen bu turizmdeki gelirdeki kaybının ancak üretim tarafından karşılanması gerekiyor ki o da şu an kısa vadede mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi her ne kadar pandemi sürecinde etkilense bile önümüzdeki süreçte biraz önce belirttiğimiz belli ülkelerle turizmle ilgili açılımların başlaması ve özellikle Avrupa'yı oradaki ticaret, özellikle stok ihtiyaçlarını, ham madde ihtiyaçlarını pandemi sonrası Türkiye'nin tedarik lojistik üssü olarak sanayi tarafından geliştirmesi durumunda da cari açıktaki ben dengelenmenin devam edeceğini 18-19 milyar dolarlık bir açıkla kapatacağımızı belirttim. Fakat turizmde muhtemelen 2022'lerde ancak toparlanmanın sadece Türkiye değil dünya genelinde genellikle turizmik toparlanmanın 2022'nin ortalarında olacağını söylememiz gerekiyor.
Peki cari açık üzerinden hani düşünecek olursak bir yandan döviz kurunda, dolar kurunda özellikle bir süredir yatay bir banttayız. Volatilite tarihi düşük seviyelere indi. Bir yandan tabii konuşuluyor, dünyada dolar endeksinin gevşediğini konuşuyoruz ama gelişmekte olan ülke para birimlerine çok fazla etki etmediğini de biliyoruz. Ne yorum yaparsınız bununla ilgili? Çok doğru bir tespit belirttiğin gibi. Bugün Türkiye özeline bakalım. Türkiye tüketime dayalı büyüyen bir ekonomiye sahip. Bugün gayri safi yurt içi hasılamızın yaklaşık %35'lik bandı tarım ve sanayi. Bizim imalat ve sanayideki tarım payımızı özellikle %40'lara %45'lere çıkarmamız gerekiyor ki üretimde, yerli üretimde küresel pazarlarda güç kazanalım. Fakat hali hazırda bugün Türkiye'nin kısa vadeli borcu cari açık dahil 200 milyar dolar oldu ve bunun da büyük bir kısmının dolar üzerinden olduğu bir süreçte gelişen piyasalarda şu an dolar endeksinin 90... Ne yapmamız gerekiyor? Bir yerden başlamayız, bunu defaten belirtiyoruz. Fakat şu anki düşük katma değerli üretim. Ne kadar çok küresel pazarlarda Türk markalarını özellikle dolar ihracatını arttırarak devam ettirebilirsek 2,5-3 yıl içinde Türkiye'de yerli üretimde özellikle cari açıkta istenilen seviyelere ulaşabiliriz. Dolayısıyla şu an eğer biz 18-19 milyar dolarla kapatabilirsek iyimser bir ihtimaldir. Fakat 2021-2022'de pandemideki azalmayla beraber ben açıkçası dolar endeksinin yükselmesinden endişe ediyorum. Dolar endeksi arttığı zaman bugünden açığımızı, dolar açığımızı kapatmamız gerekiyor ki ithalat tarafında önümüzdeki süreçte 2021 ve 2022'ye daha güçlü bir dolar ihracatıyla karşımıza çıkalım. Dolayısıyla Türkiye bu kısa vadeli süreci çok iyi değerlendirmeli. Döviz borçlarını özellikle dolar bazında kapatmalı. Euro-dolar paritesinin 1.17 ile devam etmesi yıl sonuna kadar avantajdır. Ama bundan sonraki süreçte çok ciddi bir şekilde cari açıkla ilgili yerli üretim, teknolojik, özellikle e-ticaret, unicorn şirketleri önem vererek sermaye girişlerini arttırarak küresel markaları da çok hızlı bir şekilde atmamız gerekiyor. 2 yıl içinde söyleyebilirim. Yani önümüzdeki sene anladığım kadarıyla hani kış aylarında tekrardan bir ikinci dalga riski yani konuşuluyor diyorsunuz. Her ne kadar hafif atlatılacak olsa da 2021'in temasında da yine güçlü dolar endeksi, güçlü dolar temasını görür müyüz? Öyle anladım. Ben bekliyorum aynen. Çünkü bugün dolar rezerv para birimi olarak kabul ediyorsak bunun yaklaşık %65'i dolar, %25-30'u da euro olarak bakıyoruz. Dolayısıyla %65'lik dolar konseptiyle devam ettiğimiz bir süreçte 2021'in tamamında özellikle risk iştahı, özellikle pandemi sonrası düşse bile yükselmeye devam edecek. Dolar endeksi her şekilde özellikle seçimlerden sonra güçlü kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Amerikan ekonomisinde evet şu an zayıf devam ediyor. Fakat 2021 son çeyrekte yani 2021 Ekim-Aralık aylarında V tipi toparlanma olmasa bile U tipi toparlanmayı Amerika'da görmemiz durumunda çok hızlı bir dolar endeksinde yukarı doğru hareketi gelecek sene Ekim ayında görebiliriz gibi gözüküyor. Peki İsmet Bey, şunu da merak ediyorum. Türkiye olarak sermaye girişlerini artırmalıyız dediniz. Bir süredir zaten yine gelişmekte olan ülkeler üzerinden konuşacak olursak hani trendin aslında bir para çıkışı olduğunu, sermaye çıkışı olduğunu biliyoruz. Zaten dünyada hali hazırda Covid dolayısıyla doğrudan yatırımların da şu anda pek bir emaresi okunamıyor. Nitekim zaten hani reel sektör temsilcileri hemen hemen her sektörden işçi azalttığını, istihdam kaybı yaşadığını biliyoruz. Her ne kadar kurtarma paketleri açıklansa da dolayısıyla acaba önümüzdeki dönemde hani 2021'de bu kompozisyonun değişmesini nasıl bekliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler adına? Bu çok doğru bir tespit. Türkiye özelinden konuşalım. Bugün Çin ekonomisine baktığımız zaman dünya ticaretinin yaklaşık %70'i Çin tarafından tedarik ediliyordu. 25-26 trilyon dolarlık pazarın %75'i Çin üzerinden. Fakat pandemi sonrası özellikle tedarik, lojistik, üretim üssü yeni bir ülke arayışında Türkiye rol model olabilir. Bunu her defasında belirtiyorum. Fakat bunu ne kadar hızlı bir şekilde yapabilirsek, hali hazırda Türkiye'deki bugün gayri safi yurt içi hasılamızda yaklaşık sonuna kadar hizmet sektöründen beslenen, katma değerli büyüyen bir Türkiye yaratmak için özellikle sermaye girişinde bu yönlerde imalat, tarım, teknoloji gibi şirketlere önem vermemiz, yerli üretim katkısı sağlamamız durumunda özellikle sağlık olabilir, genetik bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi sektörler, bunların etraf süreçten geçecek. Tabii ki zor geçecek. Çünkü hizmet sektörü ağırlıklı bir sektörden geçiyoruz. Fakat biraz önce belirttiğim gibi Türkiye'nin özellikle Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki farklı ülkelerdeki ticaretin ne kadar çok geliştirmesi, özel sektörün dinamizmi ve Çin'deki tedariğin eskisi kadar olmasa bile Türkiye'nin buradan pay alması
önümüzdeki süreçte 2021'de açıkçası ben Türkiye ekonomisi için V tipi toparlanmanın başlaması, sermaye piyasalarında sermaye geçişinde artması durumunda, özellikle şu an Borsa İstanbul'da belki konuşacak olursak, her ne kadar yerli katılımcının artması avantaj, fakat 2021'de bu döngüyü arttırmamız için yabancı sermaye, yabancı katılımcıyı çekmemiz gerekiyor ki imalata ve tarıma pozitif katkı sağlasın. 2-3 yıl zor geçecek, fakat gerçekten hali hazırda üretim mantığını oturtabilirsek 2022-2023'te daha güçlü küresel bir Türkiye için çalışmamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Peki İsmet Bey, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, ardından buradayız. Evet, akıllı para devam ediyor. İsmet Bey ile sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi İsmet Bey, tabii bir yandan da enflasyonda gözümüz. Çünkü geçtiğimiz 2 ay boyunca beklentilerin üzerinde geldi. Merkez Bankası zaten bunu tutanaklara taşıdı. Ve son faiz kararını açıklarken de bir önceki toplantıda olduğu gibi faiz değişimi yapılmadı. Faizler sabit tutuldu 8.25'te. Dolayısıyla enflasyon tarafında şu anda yukarı yönlü risklere dikkat çekiliyor. Nedir beklentiniz? Önümüzdeki enflasyon raporunu göreceğiz. Evet. Belirttiğimiz gibi özellikle Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında da enflasyonun yukarı doğru risklerin devam ettiğini belirtti ki muhtemelen Temmuz enflasyonu her ne kadar... ...11.53 bekliyorum. Dolayısıyla enflasyonda bir Temmuz itibariyle düşüş öngörülebilir. Fakat Merkez Bankası ihtiyatlık gereği Haziran toplantısında olduğu gibi Temmuz toplantısında faizleri sabit bıraktı. Muhtemelen enflasyonda bu kalıcı düşüşün gerçekleşebilmesi için Merkez Bankası'nın bunu görmesi gerekiyor. Ancak açıkçası ben halen özellikle 2020 Aralık ayı itibariyle bir ihtimal 9.75'lik enflasyonun görülmesi, özellikle gıda enflasyonunun biraz daha gerilemesi durumunda, enerji fiyatları da bu şekilde devam etmesi ve özellikle kredi talebinde biraz artış var. Geçen sene %103 olan kredi mevduat oranı şu an %106'ya yükselmiş. Dolayısıyla konut ve otomotiv satışlarının artmasına mukabil kredilerdeki talepteki artış bir miktar enflasyona katkı sağladı yukarı doğru. Muhtemelen bunun biraz azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte hafif de olsa enflasyonda bir aşağı düşüşün görülmesini bekliyorum ki özellikle 2020 Aralık ayında 9.75'i görebilirsek Merkez Bankası'nın hali hazırda 8.25 olan ihtimalinde hala marj olduğunu söyleyebilirim. Yani yıl sonuna doğru bir faiz indirimi daha görebilir miyiz diyorsunuz? Yayın kesiliyor biraz, hani orada çünkü duymakta güçlük çekiyoruz. Benim burada açıkçası beklentim yıl sonu enflasyonu eğer 9.75 olabilirse faizde hala bir marj var. %6.75'e kadar enflasyona göre faiz indirimi ben bekliyorum yıl sonuna kadar. Peki. Bir yandan da tabii enflasyon kalemini konuşuyoruz ama S&P tarafından mesela Türkiye ile ilgili bir değerlendirme geldi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Orada Türkiye'nin not görününde artış kazanması için acaba hangi adımlar atılabilir? Çünkü biliyorsunuz şu anda yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında bulunuyoruz. Evet. Burada bizim CDS'imiz çok yüksek. 480 civarındaki 500'lerden bir miktar geriledi. Türkiye'nin özellikle şu an notumuzun durağan ve bir artı olarak kalmasıyla küresel pazarlarda bir markalaşma. Yani her şeyden şu an bizim kamu borcumuz %35 civarında olacağını belirtiyor. %-3'lük bir küçülmeyle kapatacağımızı belirtiyoruz. Fakat özellikle yeni bir not artışı için özellikle yeni bir marka, küresel markaları sermaye girişlerini çekmemiz gerekiyor. Yeni bir hikayeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor ki bu süreçte de en büyük hikaye pandemi sonrası üreten bir Türkiye, katma değerli büyüyen Türkiye'yi küresel anlamda küresel şirketlerle, ülke birlik şirketleriyle gerçekleştirebilirsek 2 yıl içinde bir not artışının olma ihtimalini de hala ben potada görüyorum. Peki İsmet Bey, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeler için. İsmet Demirkol bizlerle de efendim, teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi yine yurt dışından bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu kez Çin baş ekonomisti olacak ICBC Standard'ın Jini Yan bizlerle. Hi Jini, merhaba Jini, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, merhabalar.
Merhaba. Çin sanayi kar büyümesinin olduğunu gördük. Toparlanma için umutlu mu olmalıyız yoksa çok erken bir safhada mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Sizin bahsettiğiniz kar büyümesi aslında Çin'den gelen diğer verilerle çok uyumlu geldi. PMI verilerinin de zaten bu hafta geldiğini göreceğiz. Bu genel bir resim aslında. Çin'den gelen bütün verilere baktığımız zaman iyi işaretler geldiğini görüyoruz. Ya da tüketim tarafında biraz daha iyileşme işaretleri olduğunu görüyoruz. İkinci çeyrekte olumlu bir büyüme geldi. Pozitif tarafta geldi. Neredeyse bu birkaç ülkeye dair bir durum. Ve gayri safi yurt içi hasıla büyümesi belki %3 ile %4 oranında olabilir gibi geliyor. Böyle bir şey görebiliriz. Tam toparlanma olması için Çin'de yılın ikinci yarısını politika desteği devam edecek diyebiliriz ki bu ivme herhangi bir şekilde buhar kaybetmesin, gücünden bir şey kaybetmesin. Pekala, sizin de bildiğiniz gibi IMF yılı olumlu tarafta büyümeyle tamamlayacak dedi. Ne beklemeliyiz sizce büyüme tarafında? Yani yılın geri kalanı için sizin beklentiniz nedir Çin milli gelir için? Sanırım Çin'de olan büyüme için %3 ile %4'lük bir büyüme diyebiliriz. Bu yılın dördüncü çeyreğinde iyi bir büyüme göreceğiz diyebiliriz. Aynı zamanda zaten üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlanma çok daha hızlı olacaktır. 2020 yılını bu şekilde bitirebiliriz. Bir kez daha tekrar ediyorum. %3-%4'lük bir büyüme bekliyoruz. Çünkü en hızlı büyümenin üçüncü çeyrekte geleceğini düşünüyoruz. Ve çok daha fazla politika desteği bekliyoruz. Özellikle de politika desteği bekliyoruz. Çünkü varlık fiyat enflasyonlarıyla alakalı çok fazla endişe vardı biliyorsunuz. Gevşek bir para politikası uygulanmaya çalışılıyordu bu yılın ilk iki yarısında. Ve tabii ki acil durum operasyonlarına ihtiyaç duyulduğu için COVID kriziyle baş etmek için birçok şey yapıldı. Yılın ikinci yarısında ise mali politikalar şimdi domine edici politika desteği haline geliyor, gelecektir. Bunlar da diğer tarz tüketim tarafında desteklerle tamamlanacaktır. Arz tarafındaki bazı politikaların uygulandığını da göreceğiz yılın ikinci yarısında ki tüketim de toparlanmaya devam etsin. Yani talep tarafında da birçok şey yapılabilir aynı şekilde arzı dengelemek için. Pekala, COVID-19 vakaları için ne söyleyebilirsiniz? Çünkü vaka sayılarında her yerde bir artış görülüyor ve daha fazla hükümet kısıtlaması olur mu Çin'de? Çin çok ciddi bir şekilde bu durumu ele alıyor. Özellikle yeni vakalar konusunda. Yani karantina önlemleri hala inanılmaz bir şekilde uygulanıyor bazı noktalarda. Çok katı önlemler hala uygulanıyor. Sadece belli başlı bölgelerde değil, bölgeler arasında bile hala kısıtlamalar var. Yani hareketlilik kısıtlamaları hala çok sıkı, o kadar da gevşetilmedi. Tabii bazı yeni vakalar var Çin'de rapor edilen. Bu yeni vakalar çok daha büyük değil, hala kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Benzer bir resim gibi duruyor. Çin çok iyi kontrol altına almaya çalışıyor. Çok güçlü bir yerel anlamda destek var. Çünkü bu kontrol durumu, virüsü kontrol altına alma durumu ticareti etkilemesin istiyorlar ya da turizme üzerine kötü bir etki etmesin istiyorlar. Ancak yerel talep için baktığımız zaman daha fazla seyahat olacağı benziyor. Yerel anlamda ülke içinde daha fazla seyahat olacak, daha fazla talep olacak. Ülke içinde güven ve algı daha iyi olacak. Pekala, son ABD ve Çin arasındaki haberleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir başka soruna daha mı gidiyoruz? Bir başka ticaret savaşına doğru yol alıyor muyuz? Gerçekten gerginliklerin geçen yıldan beri arttığını görüyoruz. Ve bu geçici bir duruma da benzemiyor. Ticaret gerginlikleri çok açık bir şekilde bir kez daha tekrar edecek, finansal piyasalarda etki edecek ve zaten bu çok fazla oynaklık sağlıyor, oynaklığa sebep oluyor. Özellikle de döviz tarafında çok fazla oynaklığa sebep oluyor. Ancak temel desteğe baktığımız zaman, Çin'in temellerine baktığımız zaman daha iyi fırsatlar sağladığını görüyoruz. Şunu da eklemek istiyorum.
ticaret gerginliklerinden kaynaklanan oynaklık dedim. Aynı zamanda farklı küresel baskılar da var. Sadece ABD değil, aynı zamanda diğer ticaret ortaklarıyla, partnerleriyle de sorun yaşıyor Çin şu an için. Ticaret tarafında daha farklı baskı noktaları da var Çin için. Çin'in biraz daha yerel tarafa odaklanılması anlamına gelebilir bu toparlanması için. Yani bütün politikaların biraz daha şimdi ilk olarak KOBİ'leri desteklemeye yönelik olarak değiştirebileceğini söyleyebiliriz ki aynı şekilde yerel endüstrilerin kapasitesi de artırılabilsin, aynı şekilde talep de artırılabilsin. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz Sayın Cinyen. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Evet, ICBC Standard Çin baş ekonomisti Cinyen bizlerleydi. Bu ABD-Çin arasındaki gelimin aslında uzun soluklu olabileceği minvalinde açıklamalar yaptı diyelim. Burada noktalayalım efendim. Şimdi vadeli piyasalara bakacağız. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Evet, ABD vadelilere göz atıyoruz. Yeşillerdeyiz şu anda. Aslında küresel piyasalarda risk algısının bir miktar bozulduğunu görüyoruz. Ve ABD Başkanı Trump'ın tam bu noktada da bir açıklaması var. Daha doğrusu ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı O'Brien Dağ'a koronavirüs çıktı, pozitif olarak geldi testi. Hatta Trump'ın da acaba COVID-19'a yakalanmaması konuşuluyordu. Ancak şu anda O'Brien'ın koronavirüs çıktığını öğrenmiş olduk. Bakalım haber akışında neler göreceğiz. Şimdi özellikle ABD-Çin arasındaki gerginliklerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu konsolosluklar üzerinden. Şu anda konsolosluklar üzerinden tartışmalar devam ederken bir yandan da Cuma günü ABD yetkililerin Çin konsolosluğunu bastığı haberi geldi. Pekin'den sert açıklamalar vardı. Dolayısıyla dünyada trend olarak şu anda gerilimin yüksek seyrettiği ve koronavirüs vakalarında arttığı bir ortamdayız. Ancak tabii küresel piyasalarda risk iştahı algısı bozulmuşken dolar endeksi zayıflıyor. Altın hızlı bir yükseliş trendine geçti ve şu anda vadelilerde de yeşildeyiz. Dow Jones vadeli 0.24 yükseliş. Nasdaq teknoloji endeksi tarafında nispeten daha yüksek bir seyir var. %0.82'lik yükseliş. S&P 500 tarafında da %0.37'lik yükseliş olduğunu söyleyelim. Ve noktalayalım efendim. Hoşça kalın. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Evet, vadelileri de tamamladıktan sonra efendim akıl parayı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.